O zaman Avrupa'ya geri... Benim sesim çıkıyor bir dakika. Tamam sus be hadi. Avrupa'ya geri deneyelim. Merhaba arkadaşlar. Yeri Yurt Dışı Eğitim'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben vize danışmanlarından Özgül. Ben vize danışmanlarından Şule. Bugün sizlerin merak ettiği soruları yanıtlandıracağız. O zaman başlıyoruz. İlk olarak Amerika'dan başlayacağız. En çok sorulan sorulardan birisi, Amerika'da vize alma şansım nedir Özgül Hanım? Arkadaşlar, Amerika'da vize almak tamamıyla sizin elinizde. Yani yüz yüze bir görüşmeye girdiğiniz için sen kesin vize alırsın ya da sen kesin vize alamazsın diye bir şey yok. Orada biz sizin profilinizi tabii ki de inceleyerek kaydınızı alıyoruz ama yüz yüze görüşmede kendinizi düzgün ifade ettiğiniz sürece vize almanızda bir sıkıntı yaşamazsınız. O zaman Kanada'dan devam edelim Şule Hanım. Kanada'da vize alma şansımız nedir diye sormuş öğrenciler. Tamamdır. Kanada'da vize almak arkadaşlar zor değil aslında. Sadece biraz daha detaylı bir vize başvurusu yapıyoruz. Sizin üniversitede ne okuduğunuza, hangi ortalamayla mezun olduğunuza, daha sonra neler yapacağınıza, gelecek planlarınıza, geçmiş planlarınıza hepsine bakıyorlar aslında. Ayrıca finansal kısmınızda da birinin size destek olması, ailevi olarak size manevi maddi destek olan birilerinin Türkiye'de olması, Türkiye'ye geri döneceğinizi onlara kanıtlamanız gibi birçok neden var aslında. Biz bu nedenlerin hepsini sizin profilinize göre değerlendiriyoruz. Biz almanız için gereken neyse sizi zaten ona hazırlıyoruz. Güzel bir dosyayı hazırladıktan sonra konsolosla iletiyoruz başvurumuzu. Aslında çok zor değil. Sadece detaylı bir vize başvurusu yapmamız gerekiyor. Kanada demişken en çok sorulan sorulardan birisine hemen bakıyorum. Sponsorum kim olmalı? Yurt dışından bir sponsor olabilir mi? Ya da ben kendi banka hesabımda para gösterebilir miyim? Arkadaşlar sponsor sorusu aslında en çok sorulan sorulardan biri. Herhangi bir ülkeye vize başvurusu yaparken minimum 10 yıllık bir çalışan değilseniz sizin bir sponsora ihtiyacınız var. Sponsor dediğimiz kişiler de özellikle Kanada için aile bireyleriniz olmak durumunda. Yani ya da başka ülkelerden olabilecek sponsorlar sizin evrak işlerinizi aksatıyor. Yani banka belgelerimizin güncel olması gerektiği için sizin Finlandiya'daki ya da Norveç'teki sponsorunuzun evrakları Türkiye sistemiyle uyuşmadığı için yurt dışından oluşturulabilecek bir sponsor sizin işlerinizi maalesef uzatıyor ve askıya alıyor. Bu da vize almanızı zorlaştırıyor. Yani mümkünse eğer sponsorunuz Türkiye'den ve aile bağlarınızın olduğu biri olmalı. Yani Özgül Hanım şöyle özetleyebiliriz. Benim Türkiye'ye döneceğimi de kanıtlayan bir neden aslında. Benim ailemin bana sponsor olması, maddi manevi destek oluyor olması. Aslında her şey para değil burada. Şule Hanım, gelen diğer bir soru da Amerika'dan. Öğrenciler çok panik olmuşlar. Biz vize mülakatında İngilizce mi konuşmalıyız, Türkçe mi konuşmalıyız? Eğer Türkçe konuşursak red mi alırız gibi söylemler var. Sizce öğrenciler ne yapmalı, nasıl davranmalılar? Çok güzel bir soru. Bütün öğrenciler bu soruyu soruyor zaten. Aslında panik olmanıza gerek yok. Siz Türkçe ya da İngilizce konuşuyorsunuz diye size red vermeyecekler aslında. Ama şöyle bir gerçek var ki tüm dünyada herkesin artık bir miktar İngilizce bilmesi gerekiyor. Sizin kendinizi ufak da olsa anlatabiliyor olmanız lazım. Aslında sizin neden dil eğitimi almanız gerekiyor? Çünkü Amerika'ya gidip kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani İngilizce sıfır olmadığınız düşünülüyor. O yüzden bir miktar kendinizi İngilizce anlatmaya çabalayıp bakın görün anlatamıyorum işte. Yani hani tam İngilizcem iyi değil. Hani bunu karşı tarafa hissettirip İngilizce eğitimi almaya gerek duyuyor mu? Verdikten sonra aslında çok da fazla bir şey gerekmiyor. Türkçe de konuşabilirsiniz. Bunda çok büyük bir sıkıntı yok. Bu yüzden red vermezler. Ama dediğim gibi global olarak herkesin bir miktar İngilizce bilmesi gerekiyor. Siz orayla konuşamıyorsanız gidip Amerika'da nasıl konuşacaksınız havaalanında bile? O yüzden bunlara dikkate alıp bir tık İngilizce görüşmek bence bir artı sağlar diye düşünüyorum. O zaman Amerika'dan İngiltere'ye gidiyoruz. Kıta değiştiriyoruz şu an. İngiltere'yi çok uzun süredir çok bekliyorsunuz biliyoruz. Biz de yeni aksiyonları gerçekten heyecanla bekliyoruz. Ama son durumu Özgül Hanım'dan bir dinleyelim. Arkadaşlar şu anda Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde. Yani kırmızı listede ne demek? Şu demek, siz İngiltere'ye vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer sonucunuz olumsuz değerlendirilmişse, olumsuz değerlendirilmiş sonucunu size gönderiyorlar. Fakat onay alırsanız pasaportunuzu size göndermiyorlar, olumlu bir açıklama da yapmıyorlar, konsoloslukta bekletiyorlar. Türkiye ne zaman İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarsa o zaman pasaportunuza ulaşabileceksiniz. Arkadaşlar en çok merak edilen sorulardan biri de Kanada'daki karantina koşulları. Hangi aşıyı olmalıyız gibi sorular. Şule Hanım, öğrenciler Kanada'ya girerken ne yapmalıdır? Bu çok önemli bir konu artık. Çünkü bir yıldır Kanada'nın bu karantina koşullarıyla biz çok uğraştık. Öğrenciler de çok uğraştı ve gerçekten büyük masraflar harcadılar. Ama artık sonuna geldik. Pandemi de artık yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlıyor.
artık 3 gün otel karantinası yok. Ağustos başından itibaren diyebilirim, size artık otel karantinası almak zorunda değilsiniz. Onu attık artık. Yaklaşık 1000 küsur dolardan artık kurtulduk Kanada için. Ama normal karantina hala tabii ki çoğu ülkede devam ediyor. Kanada da buna devam edecek. 14 gün karantina herkesin sağlığı için alınması gerekiyor. Eğer 2 doz aşınız olduysanız bu da zorunlu olarak artık verilmiyor. Sizin kendinizi self karantinaya almanız lazım. 2 doz BioNTech aşınızı olup İngilizce de Fransızca aşı kartınızı elde etmeniz gerekiyor. Bunu vize aldıysanız eğer okula gönderiyoruz ve sizin karantina şartlarınız o şekilde değerlendiriliyor. Yani artık 2000-3000 dolarlar vermek zorunda kalmayacaksınız Kanada'ya giderken. Hem öğrencilerimiz hem de biz gerçekten çok rahatladık. O zaman Avrupa'ya geri geliyorum. Malta'dan bahsedeceğiz. Özgül Hanım hemen Malta'nın son durumunu anlatsın size. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir dönem, yani 3 hafta öncesine kadar Malta vizeleri açılmıştı. Fakat yetkililerden gelen son haberlere göre tekrardan Malta vize başvuruları kapatıldı. Ama eğer Malta'daysanız online olan eğitim yüz yüze eğitime döndü. Maalesef şu anda güncel bir vize açılma haberi yok. Umarım güncel bir vize açılma haberi gelir ve biz de sizlere duyururuz. Bence çok uzak değil Malta'da vize açılması. Umarım. Yakında bekliyoruz gibi. Eğer bize ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmındaki telefon numaralarımızdan ve Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Umarım sizleri bilgilendirebilmişizdir. Daha fazla video görmek istiyorsanız da lütfen kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.